Arkadaşlar merhaba. Uzunca bir ara verdim elimde olmayan sebeplerden dolayı. Şimdi ETS2 1.37 ve ProMods'un 2.46 sürümü 2.46 bugün yayınlandı. Bunlarla ilgili bir kombinasyon yayınlıyorum ama bu kombinasyonda kamyon sürmediğimi hemen söyleyeyim. Bu sadece neler yapabileceğinizi görmeniz için ve bunu denemek isteyenler için bir kombinasyon. Birkaç tane harita var içinde. Bunlar 1.37 için henüz güncellenmedi. Şu anda çalışıyor ama güncellendiğinde tamamen sorunsuz olacağına inanıyorum. Çünkü şu anda log dosyasında oldukça fazla hata görünüyor. Yani haritalar sorunsuz çalışıyor. Hatta kısa bir mesafede kamyon kullandım. Onda da bir sorun görünmüyor ama haritaların 1.37 için ve sadece 1.37 için değil, tabi ProMods 2.46 için de örneğin yol bağlantılarının güncellenmesi gerekiyor. Onlar güncellendikten sonra sorunsuz olacaktır. Şimdi haritada test ediyorum. Burada herhangi bir sorun görünmüyor. Yani herhangi bir kopuk yol görünmüyor. Her yere bağlantı var. Yük ekranında da durum aynı. Onu da bir kontrol edelim. Burada da çeşitli şehirlere yükler bulabilirsiniz. Herhangi bir kopukluk, yol bağlantısı görünmüyor bunda da. Dolayısıyla şu anda kamyon sürülebilir vaziyette. Özellikle ProMods'u sevenler ve 1.37'ye geçmiş olanlar bu kombinasyonu deneyebilirler. Ama ufak tefek sorunlarla karşılaşabileceğinizi hemen belirteyim. Örneğin YKSRSK var burada şu anda, Türkiye haritası. Onda da bazı yol bağlantılarında ufak tefek kusurlar var. Çünkü harita tekrar bu harita zeminine uygun şekilde döndürüldü. Bazı alanlarda problem olabilir. Sadece döndürme değil, aynı zamanda bitki örtüsü, binalar vesaire gibi şeyler de değiştirildi. Bu nedenle bazı hatalarla karşılaşabilirsiniz Türkiye haritasında da. Evet arkadaşlar, her yerden hemen hemen yük alınabilir vaziyette. Mod sıralamasıyla ilgili de size belirteceğim zaten orada neler yapmanız gerektiğini. Şimdi ona bir bakalım. Şimdi Güney bölgesi, Kafkasya bölgesi haritası, bu beta sürümü 8 sürümü. Henüz betası yayınlandı, sadece sağlam versiyonu yayınlanmadı. O da birkaç gün içinde yayınlanacak ama şu anda beta olarak kullanabilirsiniz. Rusmap dosyasında def dosyamız her zaman olduğu gibi ProMods'un altına geliyor. Daha önceki kombinasyonlardan da hatırlarsınız. Rusmap'ı oraya koyuyorsunuz. 7 tane ProMods dosyası var, def dosyası dahil. Bunlar Rusmap'ın def dosyasının üstüne gelecek. Burada gördüğünüz şekilde sıralamanız gerekiyor. Bunun hemen üzerinden Orta Doğu eklentisi yine ProMods'un. Bunun def dosyası üstte, altta da assets dosyası var. Evet, bu da yine bir ProMods eklentisi. Rusmap'ın def dosyasından kalan diğer dosyalar burada. ProMods 2.45 ve Rusmap yol bağlantısı. Bunlar da Project Balkan. Bu Project Balkan 1.37'ye henüz güncellenmedi. 1.36 için ama şu anda çalışıyor. Arkadaşlar bu Makedonya haritasında eğer kullanmak isterseniz, bu da 1.36 için henüz, bu da fix dosyası. Bunlar 1.36 için ve henüz 1.37'ye güncellenmedi. Bilginiz olsun, eğer kullanmak isterseniz manifest dosyalarında 1.36'yı 1.37 yapmanız gerekiyor. Ama eğer bunu nasıl yapacağınızı bilmiyorsanız bu Makedonya dosyalarını eklemeyebilirsiniz. Rextended için ProMods ve Rextended yol bağlantıları. Bunlar da YKSRK Türkiye haritası arkadaşlar. 2 tane dosya zaten. 1 ve 2 üstlerinde yazıyor zaten. 1 ve 2 diye. Bunları o sırada koyuyorsunuz. Bu da yol bağlantısı YKSRK ve Kafkasya bölgesi için. Evet, üstteki haritalar zaten sürekli bütün kombinasyonlarda neredeyse var olan haritalar. Şu harita zemini arkadaşlar, bunu bütün modlarınızın üstüne getirin. Çünkü GPS modları etkiliyor bunu. Bu harita zemini Rextended ve YKSRSK için gerekli bu dosya. Bunu kullanmazsanız düzgün görünmüyor. Onun da bilginize hemen sunayım. O zemini de yüklemeniz gerekecek. İndirme bağlantılarını bulabilirsiniz videonun açıklamasında. Yalnız bu harita kombinasyonunun kısa bir süre içerisinde tekrar güncelleyeceğim. Bunu unutmayın lütfen. Şu anda bu sadece deneme amaçlı. Denemek isteyenler için, ProMods'u sevenler için bir şey sadece. Evet arkadaşlar, kombinasyonumuz bu kadar. Dosyalarımız da bunlar. Denemek isteyenler denesin. Birkaç gün daha beklerseniz 1.37 ve ProMods 2.46 sürümleriyle yeni kombinasyonu yayınlayacağım. Hoşça kalın.